Üzerimde gördüğünüz bu eşyaların her biri Hexed moduna ait. Ve modun sadece bunları sunması değil, birçok farklı şeyi sunuyor ki modun kendisi 130 MB, gerisini siz düşünün. Toplu modlar sayesinde artık Hexed modunu oynayabileceksiniz ve susamaya da başlayacaksınız. Zaten bunları şimdi söyleyeceğim. Fakat bunun önce videoyu beğenirseniz, yani modu beğenirseniz de videoyu beğenmeyi, bildirimi de açabilirsiniz modları kaçırmamak için. Şahin Bey'in istediği modu ile karşınızdayım. Hexed modu, yani burada birçok farklı toplu modlar sayesinde eklenen eşyalar olacak ve elde etmeniz için de kaleler de bulunacak. Bunlar da dünyanızda tabii ki tüm eşyaları yağmalamak için kullanılabilecek, ama tek bir zorluğunuz var ki artık susamaya başlayacaksınız. İnternette illaki linke tıklamanıza da gerek yok. YouTube kardeşler.net yazarak da siteme ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir doğulan tuşunu seçiyorsunuz. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik süre dolduktan sonra burada bulunan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Android'lerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da... Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S-Dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S-Dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Dolant, indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'a belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizlerde zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS içinde indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiye açıklamada bulunan Copy to Documents, yani Documents uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App, yani farklı bir uygulamayla aç basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. İster modu oyunda yeni videoda veya daha önceki videoda da oynamanız mümkün. Tek dikkat etmeniz gereken şey denemelerde bunların hepsinin açık olmasını sağlamak. Sonra eklentilerde de kaynak ve davranıştan da eklentiyi açmayı da unutmamalısınız. Aslında o kadar da abartmayayım ama aslında dünya ile birleşince zaten bu boyuta ulaşacaksınız. Peki bu modun sunmuş olduğu daha neler var? Bunların hepsinden şimdi bahsedeceğim ama videoyu izlemeniz gerekiyor çünkü bunları kaçırabilirsiniz izlemezseniz. İlk göze çarpan şey tabii ki artık susuzluk barınızın olması ve bu susuzluk barını kontrol etmeniz gerekecek. Çünkü eğer biterse zehirlenip yok olabilirsiniz de, gerçekten buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanında ise modun sunmuş olduğu tüm eşyalar zaten hepsi menüsünde bulunabilirler. Zaten modun amacıysa bu toplu modlardan bazı topladığı modlarla bize bunları sunması, kılıçlar, zırhlar ve daha fazlası zaten burada görülebilir. Mesela benim daha önce tanıttığım burada susuzluk modunu biliyorsunuzdur. Bundan mesela Water Canteen modu vardı. Ben bunu zaten çekmiştim bu arada. Detaylı incelemek isterseniz videosu şu anda açıklamada da olacak. İşte bunları kullanacağız susuzluğu gidermek için. Zaten bunların hepsinden şimdi bahsedeceğiz. Fakat bundan önce modun sunmuş olduğu ekipmanlardan biraz başlayalım. Burada gördüğünüz kılıçlar menüsünde tabii ki bunların her biri de zaten burada sıralandığı için kolaylıkla bulabilirsiniz. Mesela kılıçlara bastığınızda burada birçok farklı modun sunmuş olduğu modlardan topladığı kılıçlar görüyorsunuz. Bunların her birinde 130 saldırı hasarına kadar çıkan ve burada 110 saldırı hasarı görüyorsunuz mesela. Gerçekten çok güçlü kılıçlar da var aralarında ve bunlarla canlarla savaşmak için kullanmanız için gerçekten çok fazla güçlü kılıçlar. Tabii ki kendinizi korumanız için de burada bazı ekipmanlar da, örneğin kazmalardan da birçok farklı ekipmanı görebilirsiniz. Ve yine tabii ki kendinizi korumanın diğer bir anahtarı ise burada modun sunmuş olduğu zırhları kullanmak ve bunlar zaten güçlü. Hemen zırh menüsünde bunları giyebilirsiniz. Üzerinde zaten örneği vardı ama tek sorun gördüğüm burada 4 yani 5 farklı zırh slotu var. Bu sanırım bir hata ya da mod bilerek böyle yapılmış, bilmiyorum. Hexed modunu tam olarak ben oynamadım. Siz biliyorsunuzdur eminim ki. Burada işte zırhların gücüyle gerçekten de çok çok güçlü olabiliyorsunuz. Diğer düşmanlara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Zaten sadece burada kafalık değil, istersek mesela göğüslükten de birçok farklı zırh içeriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi pantolon ve ayakkabı için de geçerli bunların hepsi. Sadece güçlere değişiklik gösterirken mesela burada diğer koruma yönteminiz ise modun sunmuş olduğu kalkanları kullanmak olacaktır. Yine bunların her birini zaten
zaten öğretebilirsiniz. Ben şu anda daha sonrasında bunu göstereceğim. Zaten izleyenler onu da görebilecekler. Bakın burada modun sunmuş olduğu doğa menüsüne geldiğinizde 4 farklı kalkanın olduğunu görebilirsiniz ve buna tabii ki 5. olan elmas kalkan da dahil. Bunları normal kalkan gibi kullanabildiğimiz gibi eğilerek mesela siper edebiliriz ve yine onları diğer elimize de koyabiliriz veya tek ilerde de taşınabilirler. Tabii ki kalkanlarımız zombiler veya farklı canlılar vurdukça hasarını alacaktır. Sonrasında bizlere belli başlı bir yere kadar koruyacaktır. Ve yine mesela diğer türlere baktığımızda da bence gayet güzel gözüken zırhlar eklediğini, yani kalkanlar eklediğini söyleyebiliriz. Burada da bazı özler görüyorsunuz. İşte bunlar da madende bulunabilir oldukları için burada modun sunmuş olduğu birçok farklı şeyi üretmek için kullanıyorsunuz aslında. Gel gelelim bunları biz nereden elde ediyoruz? Çünkü bunun bir kaynağı olmalı. İşte kaynak tarafında da modun sunmuş olduğu bazı kuleleri kullanıyorsunuz. Tabii ki her biri kule değil, birçok farklı tasarımlar içeriyor bunlar. Mesela örnek bir tanesini şu anda görebiliriz burada hemen dünyamızda dolaşmaya başlarsak. Bakın buradaki kalede mesela modun sunmuş olduğu bazı sandıklar var ve tabii ki bu sandıkları yağmalamak için de kötü canlılarla savaşmanız gerekecek. Çünkü bakın mesela burada modun eklemiş olduğu bu canlılardan var ve her biri doğma bloğu sayesinde ışınlanabildikleri için bunlara dikkat etmelisiniz yağmalamadan önce. Mesela Netherite verdi. Her bir sandıkta bulmanız gerekiyor tabii ki. Bazıları saklanmış da olabiliyor. İşte aslında çoğu şeyi buralardan öğretiyorsunuz. Ve gerçekten 3-4 katlı bazı kuleler de var. Zaten bunları dünyada gezdikçe karşılaşabilirsiniz. Fark ettiniz mi? Dolaşmaya başladıkça burada benim susuzluk barım azalmaya başladı. İşte burada da aslında bahsettiğimiz neydi? Zehirlenme kazanabilirdik ve daha kötüsü de olabilirdi. İşte bunu önlemek için modun sunmuş olduğu bu susuzluk matarasını kullanmanız gerekiyor. Zaten bunu tanıttığımı söylemiştim. Kanalda var. Açıklamadan da linke gidebilirsiniz isterseniz. İşte bunu içmeniz gerekiyor. Basılı tuttuğunuzda içtikten sonra susuzluklarınız da oluyor. İşinizi güvenceye aldıktan sonra da mesela bakın her bir kantinin de burada farklı susuzluk barının doldurduğunu simgeyle görmeniz mümkün zaten. Ve yine diğer alma yönteminiz de slash function komutunu kullanmak. Boşluk bıraktıktan sonra burada modun sunmuş olduğu bazı komutlar ile daha kolay da alabilirsiniz diğer eşyaları ama bence burası fazla karışık olduğu için ben fazla önermiyorum. İşte burada kolay bir yöntem göstereceğim size. Eşya yapmamasını sadece alıyorsunuz ve hayatta kalma moduna geçmeniz gerekiyor. Ama şimdi benim üst tarafıma yani ekranın üst tarafında gördüğünüz gibi açlık barım ve can barım var ama ben yaratıcı modda kullanıyorum. Peki bu nasıl oluyor? İşte aslında bu ufacık bir hata olduğu için şu anda aslında benim oyun modum yaratıcı modda ama burada hayatta kalma modundaymış gibi gözüküyorum. Buna fazla takılmanıza gerek yok. Oyunun ayarı önemli aslında sizler için. Evet bakın mesela yüksekten düştüm. Burada canımın neredeyse sadece 3 kalbi gitti. Yani burada zırhlar gerçekten de sizi büyük bir oranda koruyor. Eşya yapmamasını koyduktan sonra da burada eşyalar kısmındaki butiki kapatmanız gerekecek. Sonra ise hepsi menüsünde yani büyüteçte her birini görebilirsiniz. Yani çoğunu görebilirsiniz. Daha bitmedi çünkü modun neredeyse sunmuş olduğu çok çok az eşyaya baktık. Zaten şu anda burada birçok farklı bakmadığımız eşyalar sıralanıyor. İşte mesela bunların dışında burada zırhlarımız zaten bize güç verdiğini biliyoruz. Yani bunlar bize farklı özellikleri kazandırarak. Ha bu arada oyunun başındayken yani modu kurduğunuzda size bir kitap verecek. Bu kitapta da bazı bilgiler yani yardımla alakalı. Ve yine modun sunmuş olduğu light sürümü de var. Ve bu light sürümü şu anda orijinal sürüm. Yani benim kullandığım tam sürüm 37 MB'ken light sürümde 5 MB'a kadar iniyor ve bu oyununuzu rahatlatabilir ve cihazınız fazla kasmayabilir. Evet şimdi modun sunmuş olduğu farklı bir koruma yöntemine geçelim. Kılıçlardan ve diğer her şeyden ziyade modun sunmuş olduğu burada mesela elmas kalkanı gösterememiştim. Bunu da yine giyebiliyorsunuz, araya sıkıştırayım bunu da. Ama modun sunmuş olduğu yaylarla da biraz daha korumanız daha da kolaylaşıyor. Çünkü mesela bunların her birinde farklı güçler var. Mesela dondurucu yayı. Bu yayların etki gösterebilmesi için tabii ki bir canlıya bunu ateş etmeniz gerekecek. Yani boş bir yere ateş ettiğinizde herhangi bir özellik göstermiyor. Ayrıca sadece bu tür değil birçok farklı tür görüyorsunuz. Bir kere çektikten sonra ateş edebilmeniz mümkün. Ve Ender yayı. Ender yayı en güzeli. Çünkü bu Ender yayının yani nereye atarsanız o oku oraya ışınlanacaksınız. Ve çoğunlukla bunlar zırhlara nazaran fazla dayanıklılık süresine girmiyorlar. Yani çoğunlukla mesela şu anda biz bayağı bir ateş ettik ama ne herhangi bir ok harcadı ne de canı gitti. Yani oka ihtiyaç duymuyor zaten bunlar. Modun yine alıntı yaptığı mesela burada bir ışınlanma aracı var. Zaten ben bunu videosunu çekmiştim. Çok çok eskiden 1,5 sene oldu herhalde. Işınlanma modu başlığı altındaydı. Açıklamada olacak zaten, videoya gidebilirsiniz. Orada anlatmıştım bunun özelliklerini ve tabii ki de bir de sunmuş olduğu bize DNA'yı var ışınlanmak için. Burada hangi moddan toplandıklarını bilmediğim için aslında özelliklerini pek fazla size anlatamıyorum. O yüzden hem benim de bunları öğrenmem lazım ve sizin de modu indirerek bunları deneyimleyebilmeniz lazım. Kötü canlılardan da bahsetmeden geçmeyelim. Kulelerden çıkan bazı kötü yaratıklar sizleri zorlayacaktır. O ganimetleri hemen elde edemeyeceksiniz çünkü. İşte bunlar bize saldırı mekanikleriyle saldırarak daha da işimizi zorlaştıracak. Tabii ki her zaman da kötü canlı olmak zorunda değil. Mesela burada bir normal hayatını yaşayan bir hayvan var. Tabii ki eğer siz ona saldırırsanız size saldırma ihtimalleri de vardır. İşte bunlar sadece ben bazılarını anlatabildiğim eşyalar ama siz zaten modu indirdikten sonra daha neler neler göreceksiniz ki. 37 MB'da daha neler neler var. Deneyimleyip bana yazar mısınız? Gerçekten de eklentiyi beğendiniz mi? Bunları merak ediyorum açıkçası.